Windows ve W ile Windows Ink çalışma alanını açtım. Şimdi taslak sayfasını inceleyeceğiz. İsterseniz ilk olarak buna bir kısa yol atamayla başlayalım. Kalem ve Windows Ink ayarlarına giriyorum. Buradan tek tıklama Windows Ink çalışma alanı ana sayfaydı. Bunu ben taslak sayfası olarak değiştiriyorum. Zaten taslak sayfası ve alıntı ve taslağı kullanıyorum ben. Taslak sayfası olarak değiştirdim ve çıktım. Şimdi kalemimi bir kere düğmesine basıyorum ve taslak sayfası gördüğünüz gibi açıldı. Taslak sayfası gördüğünüz gibi tüm ekranı kaplıyor. Böylelikle oldukça geniş bir kullanım alanı size sunuyor. Aslında alıntı ve taslak da böyleydi ama daha sonra o pencere haline getirilebilecek hale geldi. Şimdi taslak sayfasının bu tam ekranı kaplaması ve pencere haline getirilememesi bir dezavantaj. Çünkü başka bir program açtığınızda, başka bir pencereye geri gittiğinizde buraya geri dönemiyorsunuz. Mesela Windows tuşuna basıyorum. Bakın taslak sayfası gitmiş oldu. Tekrar geri açayım. Yani bu çok hoş bir durum değil. Alıntı ve taslakta da eskiden böyleydi. Yani ben bunu açayım, küçülteyim, başka programlara geçiş yapayım, sonra geri döneyim. Bu imkanın sağlanması lazım. Ama bu da muhtemelen sonraki güncellemelerde gelecektir. Kullanılan araçlar alıntı ve taslaktaki araçlarla hemen hemen aynı. Kalem yazım kalitesi çok güzel. İki kere tıkladığınızda kaleme buradan renkleri seçebiliyorsunuz. Boyutu ve kalınlığını seçebiliyorsunuz. Mesela yazalım bir şeyler. Yine bakın bastırarak yazıyorum kalın. Hafif bastırarak yazıyorum. Hassasiyet, basınç hassasiyeti çok güzel. Yazım kalitesini zaten etkileyen iki şey var. Bir donanım, bir de yazılım. Yazılımsal olarak yazım kalitesi gerçekten oldukça üst düzeyde diyebiliriz. Aklınıza bir şey geldi, bir şeyler yazacaksınız, çizeceksiniz, plan yapacaksınız, notlar oluşturacaksınız. Hemen burayı açıp ekranın tamamını notlar için kullanabilirsiniz. Şu baştaki tükenmez kalem diye geçiyor. Hemen yanındaki kurşun kalem. Buna bakalım. Bakın kurşun kalem gibi görünüyor. Bunun da boyutunu, renklerini, boyutunu biraz arttırdık. Yine basınca hassasiyeti olan bir kalem. Yine burada vurgulayıcı var. İstediğiniz yeri vurgulayabilirsiniz. Bunda renkleri var, boyutu var. Bunlarla oynayabilirsiniz. Silgi isterseniz vektörel silebiliyorsunuz. Yani çizdiğiniz her bir parçayı tek seferde siliyor bakın. Mesela şunu tek seferde siliyor. Veya klasik bitmap tabanlı silgi de seçebilirsiniz. Çizdiğiniz her bir parçanın istediğiniz bölgesini siler. Büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben daha çok vektörel silgiyi kullanıyorum. Cetvelimiz var. Cetvelin üzerine düz bir şekilde çizmenizi sağlıyor. Tekrar tıkladığınızda gidiyor. İletkiye de çevirebiliyorsunuz. Açılı çizmek için. Yine tekrar tıkladığınızda gidiyor. Burada da parmakla yazmayı aktifleştirebilirsiniz. Sadece kalemle değil parmakla da yazabilirsiniz. Ben bunu kullanmıyorum. Yine ileri geri tuşları geldi. Eskiden yoktu. İleri geri alma yoktu. Şimdi ileri geri yaptıklarınızı alabiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz. Keserseniz kestiğiniz alan kalıyor geriye. Bakın şuradan okey dediğim zaman sadece bu alanda isterseniz çalışabiliyorsunuz. Silme tuşu var. Kaydetme var. Bunu bir dosya olarak kaydedebiliyorsunuz. Yazdığınızı kopyalayıp başka bir programa yapıştırabiliyorsunuz ve paylaşabiliyorsunuz. Tabi paylaşma seçenekleri Windows 10'da hala çok zayıf. Bir Android'deki gibi, iOS'taki gibi zengin paylaşma seçenekleri yok. Yine tabi bu da yavaş yavaş geliştiriliyor. Böyle pratik, kullanışlı bir program ama daha geliştirilmesi lazım. Muhtemelen de geliştirilecektir. Yine bir çalışırken, efendim
bir şeyler izlerken aklınıza bir şeyleri karalamak geldiğinde, mesela ben öğretmenim bir matematik sorusu veya bir sorunun çözümünü karalamak aklıma geldiğinde hemen kalemin kısayol tuşuna basıp tam ekran notlarımı alabileceğim pratik, güzel, yazma kalitesi oldukça üst seviyede bir program.